destek oldu. Dün akşamki görüntüleri izledik. Şimdi bu mağduriyeti ve şimdiki İstanbul'un son durumunu enine boyuna konuşacağız. Vatan Partisi İstanbul İl Sekreteri İbrahim Okan Özkan stüdyomuzda. Sayın Özkan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan da sahada olmaya devam ediyor. Dün akşam yayınımıza bağlanmış ve Beylikdüzü'nden bize son durumu aktarmıştı. Kendisi sahadaki gözlemlerine devam ediyor Beylikdüzü'nde. Sayın Yavuz Aslan hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Sizi Beylikdüzü'nden kış şartlarından selamlıyorum. Selamlar. Hemen gözlemlerinizi almaya devam edelim isterseniz sizi çok bekletmeden. Mağduriyet devam ediyor mu Beylikdüzü'nde? Nispeten devam ediyor. Bazı ana arterler açıldı ama hala yolda kalmış araçlar var. Çünkü sahipsiz, yani araçlarını bırakıp giden kişilerin vasıtalar yanlarına gelmedikleri için E5 dışında Beylikdüzü bağlantıları için söylüyorum. Mesela biz sahile yakın bir lokasyondayız Gürpınar'da. Burada hala yol kenarında araçlar var. Bunlardan dolayı, yani yolda bırakılmışlardan dolayı açılmıyor. Ama bazı yollar açıldı. Vatandaşlar araçları almaya devam ediyor. Ama ulusal kanalda bir ilki vereyim. Burada tekrar başladı dün akşamki kış şartları. Biz gece buradaydık. Sizle de yayın yaptık. Lodos'a ve yakın fırtına yakın atmaya başladı. Soğuk. Onu da açıkça söyleyeyim. Ama bazı yollar açıldı. Ticari taksiler, nispeten bazı dolmuşlar çalışıyor, hizmet vermeye çalışıyor. Örneğin benim karşımda şu anda baktığım yol çift gelişli bir yol karşılıklı. Sadece tek şeridi açıldı ve araçlar karşılıklı yürüyor. Çünkü öbür yerde bir otobüs kaldığı için ve kaldırılmadığı için yolun ortasında orası kullanılmıyor. Marketlerde ekmek yok, bunu belirteyim. Fırınlarda, bazı marketlerde var nispeten tek tük ama fırınlara gidiyor vatandaşlar. Benim gördüğüm vatandaşlar evden çıkarken yoğun bir market alışverişi yapıyorlar. Çünkü tekrar bir kış şartlarının gelecek ve mağduriyetli olacağından dolayı. Ama işte mahallelerin, yani bölgenin, Beylikdüzü bölgesinin hala kapalı bazı bölgeleri var. Dün gece burası çok kötüydü. İki tane ambulans kaldı benim bulduğum yerde. Büyük ihtimal bir can kurtarmaya gidiyorlardı. Resmi araçlar kaldı, otobüsler kaldı. Çünkü burada hiç tuzlama yapılmamış. Yani biz yayın, bir gazeteci olarak açıklamaları bile takip ediyoruz. Tırnak içinde hikaye anlatıyorlar. Ben akşam buraya Topkapı tarafından metrobüste 3 saatte gelebildim. Yoğun bir yığılma olduğundan. Ve geldiğim eve Gürpınar sahile de 2 saat yürüme geldim. Bu 2'ye kadar, 3'e kadar insanların yürüme geldiğini gördüm. Tek metrobüsü kullanabildiler. Tuzlama, kışa hazırlık gibi şeyde çok kötü bir imtihan verdi. Burası Beylikdüzü, Büyükçekmece. Siyaset dışında bir şey söylüyorum. Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü belediyeleri şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok yakın. Biz burada yaşayan insanlarız. Buranın ailesi, gazeteci kimliğimiz halinde buranın sakinleriyiz. Mağdur edildi, yani tırnak içinde mağduriyet. Bir örnek vereyim. Arazi cipli, çift cipli bir vatandaş burada. Onun 2 sefer yaptı Beylikdüzü hastanesine. Kendisi gönüllülük esasına göre çevresindeki hastaları, acil durumda olanları arabasıyla Beylikdüzü Hastanesi'ne getirdi. Çünkü çoğu lokasyona acil 112'ler giremedi. Böyle bir gece yaşandı. Nispeten bir gerçekliği de söyleyeyim. Bazı yollar açık. Millet gelip araçlarını alıyor. İşte alışveriş, yoğun bir alışveriş başladı. Çünkü akşam tekrar burada meteoroloji uyarı verdi ve soğuk da başladı. Dün akşamki bir afete göre millet stok yapıyor. Bunu da söyleyeyim. Su alıyorlar, ekmek alıyorlar, gıda alıyorlar. Şu anda yanımdan geçenler büyük bir çoğunluğu alışveriş yapmışlar. Arkamı da görüyorsunuz. Yayında da izliyorsunuz. Tekrar başladı. Evet. Biz de yakından takip ediyoruz. Güngör Yavuz Aslan, birazdan hemen tekrar size döneceğim. Şimdi İbrahim Okan Özkan'a da söz vermek istiyorum. Evet. Mağdur oldu demek doğru olmuyor belki de şu anda. Vatandaşlar mağdur edildi. İstanbul kara teslim edildi demek belki de daha doğru olacak. Çünkü meteorolojik durum, hava tahminleri bu yöndeydi zaten uzun süreçtir. Fakat neden böyle oldu? Evet, yani çok dün doğru. Dün akşam şimdi Sayın Güngör Yavuz Aslan aktarıyor. Evet, çok doğru. Şimdi öncelikle tüm İstanbullulara, tüm milletimize geçmiş olsun dileyerek ben de başlamak istiyorum. Güngör Bey'e de buradan selamlarımızı iletelim. Onlar da hakikaten zorlu koşullarda gazetecilik yapıyorlar. Şimdi onlar da doğrudan sahadan da kendi izlenimlerini de burada iletiyorlar. Tabii aslında biz dün geceden, daha doğrusu dün gün içerisinden başlayan yağışla birlikte şunu görmüş olduk. İstanbul bir krize hazır değil. Hangi anlamda olursa olsun ve doğal afetlere hazır değiliz İstanbul olarak. Şimdi bunu
Tabii yetkililer önceden uyardı, valilik çağrı yaptı. Onun haricinde zaten hava durumları, hava raporları her yerde duyuluyordu, her yerde ifade ediliyordu. Ancak biz bir taraftan alınan önlemlerin, tedbirlerin ciddi anlamda yetersiz olduğunu gördük. Bir fiil yaşayarak. Çünkü vatandaş sizin de söylediğiniz gibi gerçekten mağdur edildi. Şimdi bakın belki karın, elbette kimse şunu engelleyemez. Karın hangi miktarda yağacağını, işte diyelim havadan örnek vereyim, işte kaç ton miktarda karın yere ulaşacağını belki engelleyemezsiniz. Ancak şunu yapabiliriz biz. Yere ulaştığında kar, ona göre biz gerekli önlemleri önceden alarak mücadele edebiliriz. Ama bakın dün gerek D100 karayolu olsun, gerekse de zaten pek çok ilçemizden gördüğümüz manzaralarla, işte insanlar araçlarını bırakıp gitmek zorunda kaldılar. Büyük ciddi mağduriyetler, ciddi zorluklar yaşamış oldular. Şimdi görüyoruz zaten Güngör Bey'de hem etrafındaki görüntüleri de yollardaki tabloyu da bize yansıtmış oluyor. Gerçekten ilginç bir durumda demeyeceğim, önlemin alınmadığını gösteriyor bu. Hani bu bizim beklediğimiz bir şey değil. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu şimdi epey yayılmaya başladı. Bir anda kar bastırdı. İlginç diye söylüyor. Aslında buna ilginç demek daha da ilginç. Çünkü ortada ilginç bir tablo yok. Günlerden beri sürekli hava durumu raporlarının uyardığı, İstanbul'u teyakkuza geçirdiği bir duruma demek ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bir hazırlık yapılmamış. Gerekli tedbirler alınmamış. Bakın tedbir demek ne demektir? Tedbir demek bir kere kar küreme makinalarının öncesinden hazır hale getirilmesi demektir. Teyakkuzda bulundurması demektir. Tedbir demek yine ne demektir? Tuzlama çalışmalarının önceden yapılması demektir. Bakın tuzlama çalışması elbette diyelim kar yağdıktan sonra da belki yapılabilir ama onun öncesinden tuzlama çalışmaları yapılır ki yollarda herhangi bir mağduriyet yaşanmasın. Bunlarda ciddi anlamda geri kalındığını, yeteri kadarıyla mücadele edilmediğini görüyoruz. Aslında evet, şu anki tablo öyle birlikte. Yani şimdi dünün üzerinden, dün evet çok ani desek de sabah saatlerinde en azından bu Sayın Güngör Yavuz Aslan'ın gösterdiği yollara ulaşım araçlarının girebileceği şekilde bir önlem alınması ve hemen uygulamaya geçilmesi gerekirdi. Bakın yollar tamamen kapalı. Güngör Yavuz Aslan, sizi çok bekletmeden hemen size dönmek istiyorum. Oldukça da soğuk hava. Şimdi sizin bulunduğunuz bölgede aracın girmesi için herhangi bir koşul oluşmamış durumda hala anladığımız kadarıyla. Tüm bu yaşananlara ilişkin bir de vatandaşların tepkisini siz dün yayındayken yayın yaparken arkanızdan duyduk açıkçası. O tepkiler devam ediyor mu? Siz belediye ilişkin nasıl bir yorum yapacaksınız? Yani önlem alınamaz mıydı? Esnaf arkadaşlar da var yakından. Özellikle dün gece birçok esnaf arkadaş mağdur oldu. Canlı yayında isteriz. Ulusal kanal var. Mağdur oldular. Burada sakinler. Dün gece felç oldu. Açıkça söyleyeyim. Bu benim bulunduğum yerde burada ambulans kalmıştı dün akşam. Ambulans iki tane. Çok yağdı elbette ama ne tuzlama, ne çekici, ne bir hazırlık yapılmamış. Bu bir gerçeklik. Şu anda bazı yerler açılıyor. Yani önümüzdeki kavşakta. Örneğin aklı ziyan bir belediye otobüsü, körüklü bir belediye otobüsü hareket etmiş. Tek şeridi hala kapatmış. Yani oradan hareket edemeyeceğini bildiği halde kapatmış. Sadece şu anda tek şerit. Nispeten şunu da söyleyeyim. Mesela sabahtan dolmuşlar yoktu. Dolmuşlar. Örneğin bu çekici giden şu anda traktör dün akşamdan beri çekiyor. Bu jipler, o hastaları götüren jipler. Ben tanıyorum. Tanıyorum. Böyle bir ortam var burada. Bugün kapalı. Kapalı. Aşağı kapalı. Gürpınar'ın sahil lokasyonunda Cengiz Topel Caddesi'nde dediğimiz yer kapalı. Artık zaten bu saatten sonra yani gece o tuzlama ve hazırlık yapılmadıktan sonra istedikleri kadar seferber olsun burayı açamazlar. Çünkü araçlar kaldı. Buradaki en büyük şey araçlar kaldığı için çalışma yapılamadı. İnsanlar şu anda çıktı. Market alışverişini yapıyorlar. Marketlere ekmek gelmedi. Belki ilerleyen saatlerde gelir. Fırınlardan alıyorlar genelde ekmeklerini. Benim gördüğüm en ciddi bir şekilde marketlerde alışveriş yapıyor. Çünkü akşam saatlerinde yine benzer burada bir lodos olacak. Don olacak. Vatandaşlar önlemlerini alıyorlar. Perşembeye kadar bu şekilde gidecek. Tabii tepki var. Yani yetkililere isim vermeden bu işin sorumlularına ciddi bir defter. Çünkü 3 günden beri uyarıyorlar. Mesela ben dün aracımı çıkartmadım. Ondan önceki gün de çıkartmadım. Çıkartmadım çünkü afet uyarısı verdi. Bakın kar uyarısı değil. Meteoroloji afet uyarısı verdi. Bunun hazırlığının yapılması gerekiyordu. Maalesef Beylikdüzü ve Esenyurt herkesin bildiği üzere İstanbul'da en fazla nüfus sirkülasyonunun olduğu yer. Burada da bir vatandaş var. Konuşmak isterseniz yayındayız.
Evet. Maalesef burada ne belediye, ne devlet adına, ne karayolları, hiç kimse yok. Burada insanlar kendi çabasıyla çıkmaya çalışıyor ama çok çok azı bu şeyden çıkabildi ama çok kötü burası. Hiçbir yetkili yok burada. Ne belediye, ne devlet, ulaşım adına hiç kimse burada, hiçbir yetkili yok burada. İnsana yine bekliyor ve bir don tehlikesi olacak akşam. Çok zor, çok zor bu durumda. Bu dört yıl ağzına mutlaka bir yardım gelmesi lazım. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Şimdi denen yer kapatırken, denen yer Kürbünar dört yıl ağzı. Burada oturan sakinler buranın bir an önce açılmasını istiyor. Bakın evde hastası olan bebeği, diyaliz hastası olanlar var. Ben açıkça söyleyeyim, dün akşam Beylikdüzü Hastanesi'nin önünde kapalıydı. En azından stratejik noktalar açılabilirdi. Hala açılması gerekiyor. Vatandaş tepkili. Biz de sahada izlenimlerimize devam ediyoruz. Güngör Yavuz Aslan, çok teşekkür ederiz. Son olarak şunu söyleyeceğim. Yani Beylikdüzü'nden bu kadar vatandaşla görüştünüz, esnafla görüştünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu krizde sınıfta kaldı dememiz mümkün değil mi artık? Bak şimdi şöyle canlı örneği var sınıfta kaldığını. Delili var arkamda, arabası burada. Arabası burada. Kendi araçlarını çalıştırmıyor. Biz sabah kurtarıcıların, yani İBB'nin İstanbul Büyükşehir Karkürme araçlarının çalışmadığını gördük. Çünkü bu sosyal medyada yansıyor. Ben çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu araçların kullanım eğitimleri ve mutlaka kış şartlarında çalışacak şartları olması lazım. Burada 2-3 tane aracı biçiyordu sabah. Yani karla mücadele aracı İBB'nin. Bir kriz yönetimi konusunda ciddi bir sınıfta kaldılar. Biz mağdur olduk. Afet yaşıyoruz. Yani dünyanın en güzel şehrinde, İstanbul'da her şeyin güzel olacağı söylenen yerde bize adeta bir afet yaşatıyorlar. Bakın şu da çok önemli. Zaman zaman elektrik kesintileri oldu. Bunun mutlaka üzerinde durulması gereken. Her ev sitede ya da her apartmanda jeneratör yok. Size söyleyeyim. Dondular insanlar. Elektrik kesintilerinden. Çünkü kombiler çalışmadı. Tamir için insan gelen ekiplerin elektrik arızasında, tamir için gelen ekiplerin yolların açık olması lazım. Ben mesela elektrik arızasını tamir edecek bir teknisyenim. Nasıl tamir edeceğim? Ne oldu? Millet dondu. Zaten sosyal medyadan okuyoruz. Biz pratik olarak yaşadık. Hala nispeten kapalı yollar var. Beylikdüzü açıldı diyorlar. Ben internet sitelerinden bakıyorum. Belki ana artel, L5, TÜYAB'ı kastediyor olabilirler. Hayır, Beylikdüzü'nün birçok yeri hala kapalı. Nispeten açılan yerler var. Gerçeği de söylememiz lazım. Millet geliyor buradan, sosyal medyadan yayınlarını yapıyor. Tepkileniyor. Gece tekrar afet beklediği için herkes marketlerden alışveriş yapıyorlar. Burası Beylikdüzü, İmamoğlu'nun kalesi, açık konuşacağım. Burada belediye başkanlığı yaptı. İşte biz de buradan onun eserini yaşıyoruz. Güngör Yavuz Aslan, çok teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için, aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan bizlerle birlikteydi. İbrahim Okan Özkan'ın gösterdiği görüntüleri yine bu sabahta gördük ve Sayın Güngör Yavuz Aslan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma aracını arkada göstererek aslında evet, biraz evet. Önce sorduğum soruya bir yanıt vermiş oldu. Aynısını size de soracağım. Yorumunuzu merak ediyorum. Belediye neden sınıfta kaldı diye evet, soracağım şimdi, bu sefer. Aslında bu kar olayı, bu afet diyelim hadi, bu kriz oluşmadan hemen önce Ekrem İmamoğlu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın attığı tweetler vardı, yaptığı açıklamalar vardı. Onlar da hep şuna vurgu yaptı. Dedi ki biz hem kendi Büyükşehir Belediye'mize, hem ilçe belediyelerimize, hem de aynı zamanda kamu olarak da, yani doğrudan valilikler ve kaymakamlıklarla da dirsek teması halindeyiz ve bir aradayız diye kendisi söylemişti. Biz buna gereken hazırlıkları yapıyoruz demişti. Ancak bir taraftan ortada olan tabloyu hepimiz görüyoruz. Ve gerçekten tabii şu ciddi anlamda bir krizi yaratıyor. Bakın burası İstanbul gibi bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul yani 16 milyon vatandaşımızın, insanımızın yaşadığı bir şehir. Ve buralarda bahsettiğimiz yerler, diyelim Beylikdüzü, Esenyurt gibi yerler, bundan 30 sene 40 sene öncesinde yaşamıyoruz. Yani diyelim işte Silivri'nin köylerinden bahsetmiyoruz. Veya diyelim Beykoz'un, Pendik'in köylerinden bahsetmiyoruz, dağ köylerinden. Buralar doğrudan şehrin artık merkezleri haline gelmiş yapılanmalar, yerleşkeler ve buralarda bu kadar büyük mağduriyetlerin yaşanması hakikaten akla mantığa uyacak bir şey değil. Bu da tabii Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere önlemlerin ciddi oranda alınmadığını gösteriyor. Bakın şimdi pek çok eleştiri geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dün akşam. Yani CHP'li, İYİ Partili, AK Partili, MHP'li, Vatan Partili, burada herhangi bir siyasi parti adını belirtmeden söylüyorum. Ama bütün kesimler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yetersiz olduğunu söyledi. Eleştiriler getirdi. Ama bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hatalarından, yaptığı eksiklerden ötürü
bir öz eleştiri yapmak, bir özür dilemek yerine neyi tercih etti? Bunları zaten söyleyenler, troller, yolların kapalı olduğuna ilişkin bazı rivayetler var. Bazı yalanlar uyduruyorlar diye. Ya böyle bir yalan olabilir mi? Bakın şimdi zaten doğrudan görüyoruz Beylikdüzü'nün durumunu veya işte dün akşamdan olan görüntüler ortada. Biz kendi ilçe örgütlerimizden, il yöneticilerimizden aldığımız bilgiler ışığında zaten burada gelip konuşuyoruz. Onlar sürekli fotoğraflar attılar, bize videolar attılar. Bakın aynı anda mesela öyle bir sıkışmışlık oluşuyor ki işte Şirinevler'in hemen oradaki D100 karayolunda müthiş bir trafik. Hı hı. Ve bu trafiği de geçiyoruz. Hadi trafiğin olmasını geçtik. Yerler veya işte doğrudan metrobüs hatları, oralarda insanların yürüdüğü basamaklar karla dolu durumda. Ve insanlar buralarda ne hareket edebilir vaziyette, ne arabasını çalıştırabilir vaziyette, böyle büyük bir mağduriyetten bahsediyoruz. Şimdi yapılan değerlendirmelerden gördük biz de. 2017 yılında da tabii İstanbul'da ciddi bir kar yağışı olmuştu. 2017 yılından bile çok daha yoğun bir, yani daha doğrusu 2017 yılında daha da büyük bir afetle karşı karşıya olmamıza rağmen 2022 yılına geldiğimizde bununla mücadele edemez durumda olduğumuzu görüyoruz. Tabii bu şundan kaynaklanmıyor. Devlet veya diyelim aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de devletin kollarından bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunları yapmaktan aciz durumda olduğundan değil. Gerekli önlemler önceden alınmadığı için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri yeterince teyakkuza geçirmediği için bu durumdayız. Tabii şunu da söyleyelim. Elbette gerek Büyükşehir Belediye'mizin, gerekse de doğrudan Karayolları Genel Müdürlüğümüzün dün sabahtan beri mücadele eden çok sayıda ekibi var. O evet. Ekiplerimize de biz başarılar diliyoruz. Gerçekten işleri zor, verdikleri mücadele zor. Ancak burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminin de İstanbul'u toplamından sorumlu olduğunu özellikle bizim altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi tüm bunlar yaşanırken vatandaşlar soğuktan donma tehlikesiyle adeta evet. karşı karşıyayken bazı görüntüler de gündeme geldi. O görüntüler üzerine de henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir balık lokantasında görüntülendiği görüntüler sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı diyelim. Çünkü canıyla uğraşan vatandaşlar varken Sayın İmamoğlu'nun bu görüntüsü pek çok kişi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sonra Sayın İmamoğlu Akom'a giderek oradan canlı yayınlar yapmaya başladı. Ama sonuç olarak şunu söyleyeceğim ben de, yani İstanbul'da kar yağacağı belli. Hadi toplu taşıma araçlarıyla ilgili ya da önlemlerle ilgili bir çalışma yapılmadı ama bu görüntü de mi bu şekilde veriliyor? Bu görüntü üzerine ne diyeceksiniz? Yani tabii bu görüntünün dün akşamdan çekildiğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Bir bilgi var mı bilmiyorum ama. Ama çok büyük tepki var. Evet, yani eğer dün akşamdan tabii çekildiyse gerçekten o tepkinin oluşması da gayet doğal. Şimdi benim tabii aklıma bu tip şeylerde şöyle örnekler geliyor. Bakın değil mi? Türkiye uzun zaman boyunca özellikle 2015'ten itibaren büyük bir vatan savaşı verdi. Biz PKK'nın üzerine yürüdük. Şimdi şunları düşünelim. Biz PKK'nın üzerine sıcak çatışmaların olduğu dönemlerde, operasyon dönemlerinde biz diyelim işte Genelkurmay Başkanımızın, Milli Savunma Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın nerelerde olduğunu gördük. Onlar farklı diyelim lokantalardan, restoranlardan veya diyelim eğlence merkezlerinden bulunuyorlardı. Yoksa doğrudan o olayların geliştiği merkezlerden milletimizi bilgilendiriyorlar mıydı? Veya işte doğrudan sıcak çatışmaların yaşandığı alanlara giderek oralarda terörün nasıl üzerine kararlı yürüdüklerini mi gösteriyorlardı? Yani ne yapıyorlardı? Yani onlar hep oralarda doğru tavırları biz genel olarak takındıklarını görüyoruz. Eğer bu görüntüler tabii dün akşamdan olduğu sanırım daha teyit edilmedi. Eğer dün akşamdansa çok vahim ve gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda İstanbul'un başına gelen durumdan ne kadar bir haber olduğunu gösteren görüntülerden biridir bu. Belki de bu kadar tepkisel olmasının sebeplerinden biri de daha önceki afet durumlarında evet. da Sayın Başkan'ın başka yerlerde İstanbul dışında olması doğru. Dolayısıyla yine mi böyle bir olayla vermesi. Karşı karşıyayız doğru, diye doğru. bir soru yani işareti bu tip afetlerde tabii yani sonuçta biz burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde diyelim zabıta olan bir vatandaştan biz bahsetmiyoruz. Veya işte diyelim daha alt düzeylerde olan birinden bahsetmiyoruz. Doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisinden bahsediyoruz. Yani o yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı burada bütün kriz sürecini en başından masayı yatıran diyelim işte Akom gibi merkezlerde belki daha sonra belki geçmiş olsa da öncesinden beri bu merkezlerde yatıp kalkacak ve oralardan süreci takip edecek. Sadece takip etmekle de değil doğrudan görevlendirmeler yapacak ve müdahale edecek konumda olması lazım. Bakın hala bu sabah da yine bazı görüntüler geliyor. Daha doğrusu açıklamalar yapılıyor. Dün akşam da bazı açıklamalar yapılıyordu. İşte ciddi oranda bu krizin çözümlendiğine ilişkin, afetin önlendiğine ilişkin daha bu sabah da yine bazı açıklamalar yapıldı. Bakın bunun böyle olmadığı ortada.
Bu böyle değilken hala böyle olduğunu söylemek gerçekten büyük bir riyakarlıktır. Yani bu fotoğrafın bence aman aman eğer gerçek değilse çok da aman aman bir önemi yok. Ancak esas önemli olan şey bu. Yani bu sabah, bugün öğlen hala açıklama yapılıyorsa eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve büyük oranda biz işte karla mücadeleyi, bu afeti, bu krizi çözdük deniyorsa bu millete karşı büyük bir yalandır. Büyük yalanlar söylemektir. Tabii şimdi hani herkes bulunduğu yer üzerinden bakıyor. Diyelim Beyoğlu'na başkadır, Şişli'de başkadır. Ama bir taraftan sadece buralardan oluşmuyor değil mi? İstanbul'un ciddi bir kısmı bizim 3. bölge olarak bahsettiğimiz işte Bakırköy, Bahçeli evlerden Silivri, Çatalca'ya kadar uzanan kesimden özellikle bahsediyoruz. Buralar zaten her zaman gerek soğukla, gerek kara kışla, gerekse doğrudan zaten karla, kardan en çok etkilenen bölgeler. Ve buraların bu kadar afet içerisinde kaldığı bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı veya diyelim onun yöneticileri hala halka çeşitli çarpıtmalarda bulunuyorlarsa, yalan yanlış bilgiler veriyorlarsa bu onların üzerindeki çok daha büyük vebaldir. Ve bu vebali kesinlikle kaldıramazlar. Onu da özellikle belirtmek gerekiyor. Şimdi bu afetten yola çıkarak bir soru soracağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik çeşitli tepkiler zaten çok uzun zamandır var. İstanbul yönetilemiyor mu şu anda sizce? Yani İstanbul, şunu söyleyelim özellikle. Önümüzdeki dönemde bakın İstanbul olası afetlere hazırlıklı değil. Biz zaten sürekli ona atıflar yapıyoruz. Yani bugün İstanbul'un, tabii Türkiye'nin belki genel olarak bir gündemi ama İstanbul'un daha da yakıcı bir gündemi değil mi? Deprem gibi bir gündemimiz var. Hani belki diyelim bugün bu işte karla mücadele falan belki bugün ciddi anlamda sönümlendirecek ama deprem gibi önümüzde duran gerçekler var. Bakın o deprem gibi gerçeklere İstanbul ne kadar hazır? İstanbul öncesinde bu kendi diyelim altyapısını hazırlamış durumda mı? Değil mi? Hala şimdi biz mesela kentsel dönüşüm meselesinden biz bahsediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarından. Şimdi o çalışmalarda hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de değil mi kendi çokça şirketleri var. Bu şirketler üzerinden dediler ki hatta milletimiz gelsin biz onlara uygun oranda bir fiyat vereceğiz ve bu fiyat doğrultusunda da kentsel dönüşüm gündemini hızla yerine getireceğiz. Ama oralarda da bize belediyenin doğrudan kendi kasasına kar elde edecek şekilde çalışmalar yaptığını görüyoruz. Veya işte diyelim diğer alanlarda falan da yaptıkları hataları, eksikleri görüyoruz. Bakın buralarda bir kere bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de toplam olarak bu tip krizlere karşı İstanbul'u hazırlıklı hale getirmemiz lazım. İstanbul'un bugün acil afet, acil kriz gibi bir gündemi maalesef ki yok. Bakın maalesef yok. Ve biz Vatan Partisi olarak bakın onu da buradan ifade etmiş olalım. Bugün sabah il başkanımız programa bağlandığında o da yine söylemişti. Biz de tekrardan söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde biz Vatan Partisi olarak kentsel dönüşüm gündemli bir çalışmayı başlatıyoruz. Bunun da müjdesini verelim. Çünkü buralarda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de doğrudan bakanlıklarımızın attığı çeşitli hatalı, yanlış, eksik adımlar var. Ve bu eksik adımlara karşı biz Vatan Partisi olarak İstanbul'un önündeki çözümü söyleyeceğiz. Ve diyeceğiz ki bakın depreme ilişkin Türkiye İstanbul'un önündeki gündem budur. Ve bu gündeme ilişkin bizim çalışma yapmamız gerekiyor. Buralarda çünkü kamucu anlayışlarla eğer çalışmalar yapılmazsa, diyelim işte yok belediyelerin kasası düşünerek, bakanlıkların elde edeceği gelirler veya diyelim müteahhitlerin elde edeceği gelirler, paralar düşünerek eğer hareket edilirse o zaman biz İstanbul, olası bir İstanbul depreminde Türkiye'de hiç kimse çıkıp da basının, kamuoyunun karşısında hesap veremez. Bakın açıkça söylüyoruz, hesap veremez konuma gelir. Çünkü daha kar olayında bile, diyelim böyle bir afette bile biz bu tip büyük sıkıntılarla hala şu an boğuşuyorsak, mücadele ediyorsak emin olun ki deprem gibi bir gündem bizim gelip de kapımızı çattığında o zaman bunun vebalini kimse kaldıramaz. Ne Büyükşehir Belediyesi ne de doğrudan bakanlıklarımız buralarda yetersiz hale gelir. O yüzden tabii burada ben özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bu tip afetler söz konusu olduğunda bu afetler tabii bizim doğrudan vatandaşımızı mağdur ediyor. Vatandaşımızın mağduriyetine sebebiyet veriyor ve buralarda siyasi çatışmalardan uzak durarak bizim bütün programımızı yapmamız gerekiyor. Elbette burada en başat şu an ağırlık kimde, en başat şu an sorumluluk kimin üzerinde? Elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Onunla beraber tabii onu da es geçmeyelim, onu da özellikle söyleyeyim. Burada tabii doğrudan devletimizin de, doğrudan bakanlıklarımızın ve yine Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de yine çeşitli sorumlulukları var. Buralarda ama şimdi bakıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluğu üstünden atıyor. Veya diyelim doğrudan işte devletin bazı yaptığı açıklamalar, yani doğrudan bakanlıklarımızın yaptığı açıklamalarda sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenen. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Elbette burada başat sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndir. Ancak onunla beraber
tüm devletin birimlerine ait ortak bir sorumluluk var burada. Burada diyelim merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki çeşitli çatışmalar ancak ve ancak bakın vatandaşı mağdur eder. Başka kimseyi mağdur etmez. Bundan esas mağdur olarak çıkacak doğrudan vatandaşımızın kendisidir. Ancak tabii burada Bu arada dün de çok güzel bir dayanışma örneği vardı. AK Partili belediyeler bir anda harekete geçti. Evet, devlet tabii. Harekete geçti. Türk Kızılay'ı alandaydı. Bakanlarımız İstanbul'a geldi. Bu sefer birlikte evet. Güzel bir örnek aslında bu kriz anlarında hep birlikte olabiliyoruz. Tabii hep birlikte olabiliyoruz. Yani bu şimdi keşke gerek kalmasa da. Tabii keşke gerek kalmasa. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin atacağı adımlarla beraber bunu bakın. Burası D100 Karayolu. Gerçekten yani D100 Karayolu'nun İstanbul'da bu noktaya geldiğini herhalde hiç kimse görmemiştir. Hı hı. Ya da uzun zamandır en azından görülmediğini söyleyebiliriz. Bu noktalara gelmesi tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en başta ondan başlamak üzere İstanbul'un hazır olmadığını göstermiş oluyor. Bizim bu afetlere karşı kol kola dirsek teması içerisinde merkezi yönetimler ve yerel yönetimlerin ortak çalışmalar doğrultusunda gerekli adımları atarak ilerlemesini sağlamamız gerekiyor. Çünkü tekrardan söyleyeyim, bakın buralarda esas mağduriyeti yaşayan yine vatandaşı kendisi. Değil mi? Burada hani işte diyeyim o onu suçluyor, bu bunu suçluyor falan. Buralarda birbirimizi suçlayarak biz hiçbir şey yapamayız. Burada doğrudan mağduriyeti yaşayan vatandaşımızın kendisi oluyor. Bizim aslında buralardan şunu çıkarmamız lazım. Devletimizin merkezi yönetimiyle, yerel yönetimleriyle ortak bir planlamasının olması lazım. Bakın tedbir yoktu diyoruz ama tedbir de tabii buralardan geçiyor. Ortak bir planlama bizim yaratmamız gerekiyor. Yani diyelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi nerelere müdahale edecek? Bakanlıklar veya Karayolları Genel Müdürlüğü nerelere müdahale edecek? Bunlara dair daha hızlı adımların atılacağı tedbirleri bizim yaratmamız gerekiyor İstanbul'un önümüzdeki dönemi açısından. Tabii bu da bizim Vatan Partisi olarak da dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde biz deprem gündemine ilişkin kentsel dönüşüm programımızı açıklayacağız. Nasıl kamucu bir programla İstanbullulara ilişkin gideceğimizi, onlarla nasıl bir çalışma yapacağımızı da paylaşmış olacağız. Tabii artık önümüzde kar gibi afetlere karşı da nasıl müdahale edileceğini vatandaşımıza açıklama gibi bir gündemde duruyor. Çok kısa bir süremiz kaldı ama tabii, şunu da sormak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi dışındaki farklı konularla da ismi gündeme geliyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi, evet, ya da İstanbul dışına yaptığı ziyaretler gibi. Yani aslında Sayın İmamoğlu'nun aklının, odağının belediyede olmamasıyla ilgili de bir tepkisellik olabilir mi? Yani tabii onun da etkisi olabilir ama tabii ona ilişkin elimizde daha da fazla belki verilerin falan da olması da gerekiyor. Ama tabii yani şunu söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bugün çok başarılı bir profil mi gösteriyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buna belki herhalde bugün AK Partili olsun, yani Cumhur İttifakı'nın olsun, Millet İttifakı'nın olsun, kime gidersek gidelim muhtemelen alacağımız cevap ortak olacaktır. Bakın hayır diyeceklerdir. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıyor bugün Ekrem İmamoğlu. Sizin de dediğiniz gibi yani kendisi böyle ifade ediyordur. Buna odaklanmıştır, odaklamamıştır ayrı ama daha fazla dışarıya verdiği görüntü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan ziyade doğrudan Cumhurbaşkanlığı adaylığına veya Türkiye'nin daha genel siyasetlerine ilişkin kafa yordu ve onlara emek verdiğini görüyoruz. Tabii elbette bakın şunlar önemli. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni görüyoruz. Yer yer işte diyelim şurada şu kadar kreş açtık, burada bu çalışmaları yaptık. Zaten İmamoğlu'na veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterenlerin esas vurgu yaptığı noktalar buralar değil. Nerelere vurgu yapıyor insanlarımız değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bugün doğrudan HDP-PKK iltisaklı olan veya hatta onun haricinde de işte çokça daha terör örgütünü görüyoruz. Amerika ile bağlantılı olan, Amerika'dan doğrudan maddi anlamda, manevi anlamda beslenen terör örgütlerinin mensuplarını gelip de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tepesine siz eğer getirirseniz kardeşim, o zaman sizin gündeminiz elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönetmek olmaz. İstanbul'un kar gibi gündemlerini ele almak olmaz. Bu tip doğal afetlerine ilişkin çalışmalar yapmak olmaz. Sizin o zaman gündeminiz bambaşka bir şey oluyor. Biz bunu tabii görüyoruz. Yani bu belediyeler, özellikle tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz onu görüyoruz. Maalesef ki doğrudan çeşitli işte diyelim HDP gibi, PKK gibi bu tip iltisaklı olan vatandaşların
bu tip iltisaklı olan, terörle bağlantılı olan isimlerin de gelip yuvalandığı merkezler halini almış durumda. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biz iyi biliyoruz işte bakın FETÖ ile iltisaklı olup da kanun hükmünde kararnamelerle çeşitli uzaklaştırmaları yine tabi tutulanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yer yer biz göğüslediğini, onları sarıp sarmaladığını ve onlara işler verdiğini de biz gördük geçtiğimiz dönemler içerisinde. O yüzden tabii Ekrem İmamoğlu'nun çizdiği profil doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi gündeminden, İstanbul'un kendi yerel gündeminden çok uzakta. Onu net olarak söyleyebiliriz. Şimdi bizi arabalarında hala sabah saatlerinden itibaren arkadaşlarımız alanda yayın yaptıkları için hala bekleyişte olan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla Ulusal Kanal Radyo'yu da dinleyen vatandaşlarımız var. Evet. O vatandaşlarımıza bir mesaj vermek de ister misiniz? Evet. Öncelikle tekrardan tüm milletimize, tüm İstanbullulara geçmiş olsun diliyoruz. Umarız şu an yolunuz açıktır. Yani umarız sizin bulunduğunuz yerlerde kar küreme makinalarıyla gereken işlemler yapılmıştır. Tuzlama çalışmaları yapılarak önünüz açılmıştır. Çünkü gerçekten büyük zorluklar yaşadı. Yani milletimiz dün özellikle akşamdan beri arabalarını bırakıp gitmiş vatandaşlarımız oldu yol kenarlarını. Tabii oralarda da hep şunu gördük işte. Yani arabasını bırakıp giden vatandaşımıza daha sonrasında mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da yine bu çağrıyı yaptı. Tamam buyurun gelin alın. Tamam alsınlar ama nasıl alacaklar? Nasıl çalıştı? Tamam hadi arabayı çalıştırdık diyelim. Arabanın içini ısıttın. Arabanın camını temizledin ama yol kapalı. Yol kapalı olduğu için onu da yapamıyorsun. O yüzden tüm vatandaşlarımıza bu yaşadıkları mağduriyetlerden ötürü de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şekilde gitmez. Onu net olarak söyleyelim. Yani bizim Vatan Partisi olarak bir sloganımız var. Biz bunu ekonomide söylüyoruz, belki daha çok vurguluyoruz. Böyle gitmez diyoruz. Ancak bu sloganı biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aynısını söyleyebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şekilde yönetilemez. Böyle gitmez diyoruz. O yüzden de biz Vatan Partisi olarak da bu tip afetlerle ilgili de programlarımızı önümüzdeki dönemler içerisinde vatandaşımızla, kamuoyumuzla ve bütün İstanbullularla paylaşmış olacağız. İbrahim Okan Özkan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Vatan Partisi İstanbul İl Sekreteri İbrahim Okan Özkan bizlerle birlikteydi. İstanbul'daki son durumu değerlendirdik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin durumunu da konuşmuş olduk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz.